Parçada anlam konusunda çok farklı bir şey göreceğiz bu sefer. Anlatım biçimleri. Hani bu zamana kadar hiç görmedik ya. Neler var? Şimdi anlatım biçimi dediğimiz şey bir paragrafın bir cümlesinden, bir kelimesinden yola çıkarak karar verebileceğimiz bir şey değil. Anlatım biçimi deyince paragrafın bütün anlatımında yer almak zorunda olan bir şey arayacağız. Niye böyle anlatıyor? Nasıl ya? Böyle bir şeyler. Hayır öyle yapma. Bütün bayan hocalarımız aynı yalnız. Lütfen devam edin. Size yönelik bir şey değil. Oldu o zaman. Yazarın amacına göre. Anlatım biçimlendirilmesi ve konuyu aktarma tarzına anlatım biçimi diyorum. 4 tane anlatım biçimim var. Açıklayıcı anlatım. Tabii yok. Evet artık var. Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım olmak üzere. Ve şimdi bunları teker teker göreceğiz ama ileri gidersek evet. Açıklayıcı anlatım. Şimdi açıklayıcı anlatım bir konuda bilgi vermek gibi bir şey öğretmek için yazılan yazılara, paragraflara açıklayıcı anlatım kullanmış diyoruz bu paragraflar. Açıkçası ben bunu neye benzetiyorum? Ne? Wikipedia'ya. Doğru. Çünkü herkes kendi bildiğini yazıyor değil mi oraya? Şimdi hayır. Ya ben onun işaretini çizeceğim. Tamam. Oldu mu? Oldu. İdare eder. İyi bari. Şimdi açıklayıcı anlatım Wikipedia gibi direkt olarak bilgi veriyor. Yani kimse de atıyorum Madonna'yı anlatırken, bugün Madonna'dan gittik. Evet. Madonna'yı anlatırken kimse de oturup şey demiyor yani. Madonna'yı da çok severim. Aman çok da güzel hatun falan. Hiç böyle bir söylenmiyor. Baya Madonna gibi. Yani çok iyi şarkıcı demek istedi Ezgi hocamız. Evet. Devam edebiliriz. Kötü bir şey değil. Asıl Türkçe bir kelime kullandım ben. Evet özür diliyorum. Ben yanlış yaptım. Dolayısıyla açıklayıcı anlatımda nesnel cümleler kullanılır. Nesnel yargılara yer verilir. Yani anlatıcının kendi düşünceleri paragrafta bulunmaz. Öğretici bir anlatım tarzı olduğundan paragrafta ne bulunuyor? Tanımlama, örnekleme ve karşılaştırmalara yer veriliyor. Demek ki bir şeyleri öğrenmek için ben bu paragrafı okuyormuşum. İkna etme amacı bulunmaz. Diyor ki ben anlatırım. Sen ister anlarsın, öğrenirsin, ister öğrenmezsin. Şimdi burada biz anlatıcının umrunda değiliz açıkçası. Birazdan tartışmaya geçeceğiz. O öyle değil. Aradaki fark buradan kaynaklanacak. Peki. Örnek. Bağlama ya da söz, saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Yöreleri ve boyutlarına göre kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, iki telli, tambura, tar gibi değişik isimlerle tanınır. Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta 2 çelik ile bir sırma bam, ortada 2 çelik ve üstte 1 çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Şimdi burada bize neyi anlattı? Bağlamanın ne olduğunu. Bağlamanın ne olduğunu anlattı. Şimdi bağlama nedir? Bıdı 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 bir çalgı türüdür. Şimdi burada bir kere bir tanım yaptı bize, doğru mudur? Bağlamanın tanımını yaptı. Geri kalanında da hiç kendi düşüncesine yer vermeden bağlamanın özelliklerini anlattı. Hiç burada ben de bağlama babam çalsa dinlesem çok güzeldir dedi mi hiç? Demedi. Demek ki nesnel olmalıymış. Ve benim düşüncemi değiştirmek gibi bir kaygısı yok. Direkt anlatıyor. Diyor ki ister öğren, ister öğrenme. Ben açıklarım arkadaş. Wikipedia gibi. Tartışmacı anlatımla devam ediyoruz. Şimdi burada bir tartışma olacak. Artık araya bir fitne fesat olaya girecek. Durum şu. Benim bir düşüncem var. Sizin de bir düşünceniz var kendi kafanızda. Bunların ikisi birbirine ters düşünceler. Ben öyle bir paragraf yazıyorum ki, sizi öyle bir düşündürüyorum ki, vay ben bu zamana kadar yanlış biliyormuşum. Tamam da bundan sonra senin dediğin gibi doğrusu. Bunu dedirtmeye çalışıyorum size. Ha ben onu dedirteceğim. Saçını başını yolar. O kavga tartışma değil. Evet. Şimdi bir düşüncenin doğruluğunu çeşitli yollarla kanıtlamaya çalışan anlatım biçimi. Neden ben doğruluğunu kanıtlamaya çalışırım? Karşı tarafın fikrini değiştirebilmek için. Amaç okuyucunun fikrini değiştirmek ve yazarın tarafına çekmek. Kendi tarafıma çekmeye çalışıyorum. Yazar özellikle örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma yöntemlerini kullanarak okuyucunun görüşüne inandırmaya çalışır. Sözlü soru cümleleriyle okuyucuyu düşünmeye yeter. Tez ve antitez bulunur. Bu tez nedir, antitez nedir? Tez bir şeyi ileri sürmek, antitez de onu çürütmeye çalışmak. Evet, tez bir şeyi ileri sürmek, antitez de çürütmeye çalışmak. Hocamın ifade ettiği gibi. Örnek. Howard Gardner çoklu zeka kuramını ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığını matematik, geometri ve mantık sorularından oluşan IQ testleriyle ölçülmekteydi. Fakat sayısal zekaya sahip olmayan insanlar bu test tarafından düşük zeka olarak nitelenmekteydi ve bu test günümüzde bazı alanlarda halen kullanılmaktadır. Birbirinden parmak izi kadar farklı olan insanlara zeki ya da zeki değil demek ve sayısal alana göre sınıflandırma yapmak oldukça büyük bir hatadır. Çocuklarınızı matematik notunun yüksekliğine göre yargılamadan önce tekrar düşünmeniz gerekir. Yaptığınız bir tarih profesörünün aptal olduğunu söylemek de aynı şeydir ki katılıyorum. Howard'cığım tebrikler. Howard çok da zeka kuramıyla sadece sayısal zeka değil sözel zekada olduğunu kabul etmiş birisi. Daha doğrusu ortaya atmış birisi. Hı hı. Şimdi paragraf bana neyi aşılamaya çalıştı? Paragraf diyor ki sadece matematik biliyor diye bir insanı zeki kabul etme. Mesela yapılan test tekniklerinde kişi matematik yapıyorsa zeki, değilse zeki değil. Ama sadece sayısal zeka, duygusal zeka var. Sosyal zeka var. Yani bu çocuk belki de çok girişken birisi. Bunu o noktada değerlendirmelisin diyor. Ya da bir tarih profesörünü aptal gibi görüyorsun diyor. Adam çok iyi bir tarihçi. Tarih araştırmayı çok seviyor ama rakamlarla arası iyi, gayet normal. İyi değil. Evet işte tam olarak bize bunu ifade etmeye çalışıyor. Demek ki şunu aslında mesela karşısındaki bir veliyse ya da herhangi bir yetişkinse bir çocuğun matematik notuna göre değerlendirmemesi gerektiği mesajını veriyor. Alttan alta. Şimdi ne yaptı? Benimle tartıştı. Benim kafamda bir düşünce vardı. Matematik yapıyorsa zekidir, yapamıyorsa benim çocuğum aptaldır düşüncesi vardı. Ben bu paragrafı okudum ve artık ikna oldum. Dedim ki Allah beni kahretsin, ben bu zamana kadar niye böyle düşünmüşüm dedim. Ve bütün kanım, bütün düşüncem değişti. Betimleyici anlatıma geliyoruz. Betimleyici anlatım sözcüklerle resim çizme sanatıdır. Şimdi bunu hemen hemen her kitapta görebilirsin, her hocadan duyabilirsin. Peki bu sözcüklerle resim çizme sanatı dediğim şey ne? Camdan içeri ışık süzüyordu. Güneş ışığı. Fokur fokur kaynayan çaydanlıktan dumanlar çıkıyor. Sesi cüüt diye geliyordu. Yaşlı kadın oturmuş örgüsünü örüyordu. Tahta iskemlede sağa sola doğru sallanıyordu. Tahta kuruları tahtavarın ucundan, ne bileyim artık öyle şeyler işte. Nasıl bir hayal gücümüz maşallah hocam ya. Bir anda bir kulübe hayal ettim de. Şimdi evet sözcüklerle resim çizme sanatı, bakınız Vural Hoca çizdi. Evet çizdi. Direkt olarak bir şeyi senin zihninde canlandırmaya çalışmak demek. Hı hı. Betimleyici anlatımı şunun gibi düşünebilirsin. Instagram gibi düşün. Kankalarla cappuccino keyfi tak. Gibi değil de şu yönden düşünebilirsin. Şimdi betimleyici anlatımda sizin anlattığınız şeyde olay ne kadar az farkında mısınız? Hı hı. Aslında durağan bir devinim halinde bir şey yok. Durağan bir şey var ve siz o resmi bana anlatmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Instagram'da da bir olay yok. Sadece olan resmi görebiliyorum. Mantığı buradan kurabilirsin. Hı hı. Yani olaylar az. Aslında bana göstermek istediği tek bir resim var. Anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırmaya çalışır. Bakınız sorularda bu direkt olarak soru kökü olarak verilebiliyor. Hı hı. Mesela diyor ki aşağıdakilerden hangisinde okuyucunun kafasındaki düşünce değiştirilmeye çalışılmıştır? Çat ona tartışma diyebilirsin. Hı hı. Ya da anlatılanlar okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmıştır derse betimleme diyebilirsin kolaylıkla. Instagram deme gidip de. Evet. Evet değil. Duyu organlarından yararlanarak sözcükler canlı hale getirilmeye çalışılır. Hangi duyu organı kullanılmıştır, hangisi kullanılmamıştır gibi sorular da çıkabilir karşına. Hı hı. Ki bunlar gerçekten çok kolay soru kalıpları. Çok rahat yapabilirsin. Bu olayı bir olayı anlatmaktan ziyade bir durumu ifade etmek ön planda. Sana bir olay anlatmıyor. Bir manzara, bir görsel, bir durum, bir ruh hali anlatılmaya çalışılabilir. Özellikle ruh hali anlatıldığı zaman betimleme değilmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama bir insanın ruh halini, psikolojisini de anlattığım zaman o bir betimlemeye girmiş oluyor. Hı hı. Gözlemin önemi son derece büyük. Diğer duyu organlarının tamamından da yararlanılabilir ama bizim için önemli olan gözlem gücünün çok yoğun oluşu. Türküyü dinlerken köyü geldi hatırına. Patlıcan rengi bir ev, bahçesinde ıhlamur ağaçları, vişne ağaçları. Kavağın tepesinde her yaz yuva yapan başka bir kuş. Sabah ötüşüyle uyandırılmasıyla meşhur. Bahçeden görünen başı dumanlı dağ ve bilmem ağlasam mı ağlamasam mı diyerek o dağa giden köyün delisi. Güzel, bir hafif puslu bir hava canlandı benim gözümün önünde mesela. Burada pek bahsetmiyor ama acıktım herhalde. Bahçede ekmek pişiren kadınlar aklıma geldi. Yani burada tasvir ettiklerinden ziyade O da aklımda canlandı. Güzel bir resim. Şimdi görsel ögeler neler, onlara bakabiliriz. Hı hı. Patlıcan rengi ev, evin bahçesindeki ıhlamur ağacı, vişne ağacı. Kabak ağacı varmış, onun tepesinde her yaz uva yapan bir başka kuş. Sabah ötüşüyle meşhur olan bir kuş. Bahçeden görünen başı dumanlı bir dağ. Hı-hı. Ve o dağ türkü söyleyerek giden bir köyün delisi. Elinde belki de bastonu var. Şimdi senin kafanda aslında bir olaydan ziyade bir an var. Şimdi mesela ben bunu bir ressama resmini çizdirip Instagram'a atabilirim. Öyle düşün. Hı-hı. Tamam. Bir olaydan ziyade bir durum anlatıyor sana. Çünkü karıştırıyorlar değil mi? Örneklemeyle, örnek vermeyle, örnekleme miydi? Öyküleme, özür diliyorum. Ha, öyküleme. Öyküleme ile betimlemeyi karıştırıyorlar. Evet, betimleme anlık bir olaydır ama öyküleme oradan şuraya gittim, buradan buraya geldim, bu tarz şeyler. Tabii bir de benim bir hareket söz konusu orada. Evet. Geçebiliriz. Öyküleyici anlatım bir konuyu, durumu, olayı anlatma biçimine öyküleyici anlatım diyorum. Hikaye etme sanatı öyküleme. Öyküleyici anlatımda genelde bir olay anlatıldı. Öyküleyici anlatımda genelde bir olay anlatıldığı için olay unsurları işte neymiş efendim? Olay, yer, zaman, kişi bulunur. Bir olay akışı bulunur. Okuyucu kendini eylemin bir parçası, olayın bir kahramanı gibi hisseder. Ki betimlemeyle ayrıldığı noktalardan biri de bu. Öykülemede sanki böyle sen olayları yaşayan bir kahramansın. Kamerayla böyle takip ediyormuşsun gibi böyle. Evet, kamerayla. Gibi. O yüzden bunu ben YouTube'a benzetiyorum. Her şeyi bir şeye benzetiyorum. Bunu da YouTube'a benzetiyorum. Sanki bir kamerayla biri çekmiş de ben onu böyle izliyormuşum gibi. Hı-hı. Yazar okuyucuya olayı yaşatmaya amaçlar. Gene bu da soru kökü olan tarzlarımızdan, cümlelerimizden bir tanesi. Yazarın amacı okuyucuya olayı yaşatmaktır derse öyküleyici anlatım geliyor aklına. Bayram namazından çıkan kalabalık dağılmıştı. Hemen çayı koydu. Salondaki büyük masayı özenle hazırladı. Dizlerinin ağrısını bile unutmuştu. Torunlarını görme sevinciyle. Bayram harçlıklarını hazırladı. Aldığı hediye paketlerini göz önünde bir yere çıkardı ki unutmasın. Beklemeye koyuldu. 1 saat geçti, 2 saat geçti. Gelen giden yoktu. Zilin çalmasıyla bir anda heyecanla kapıya yöneldi. İyi bayramlar diye karşılayanlar mahallenin çocuklarıydı. Sen böyle çok damardan gelmişsin bunun var ya Ezgi hocam. Burada acıklı bir hikaye ne yazık ki anlatılmış, öykülenmiş. Ne yapmalıyız? Bayramlarda elbette ki babaanne, dede, anneanne onları ziyaret etmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Beklerler. Evin içinde bir neşe ararlar değil mi? Bir ses ararlar. Eğer yalnız yaşıyorlarsa bilhassa. Allah rahmet eylesin, anneannemi yitirmiş biri olarak mezarına gitmek bile hani böyle bir görevimmiş gibi her bayram mutlaka yapmak istediğim şeylerden biri. O konuda hassasım, hassas büyüğün evet. Bu konuya özellikle. Şimdi burada bir öykü var, biz bu öykünün kahramanlarından biriymişiz gibi. Özellikle işte burada bir ninenin torunlarını bekleme çabası. Beklemesi, o andaki hüznü anlatılıyor ve olaylar olduğunu görüyorsun. Hediyeleri çıkarması, parayı biz de kamerayı aldık, takip ettik değil mi? Neler yaptığını izledik. Bayram namazından çıkanları gözlemledik. Çay koydu, bayram namazından çıkanlara baktı. Ardından hediyelerini hazırladı, torunlarını bekledi, kapısı çaldı. Kapıya gelen torunları değildi. Şimdi bu baktığı zaman zaten tamamen hareketten oluşuyor ve dolayısıyla betimlemeyle ayrılan en büyük yönü de bu.